Arkadaşlar merhaba. Kurşun aparatı ile ilgili çalışmamızı yapmıştık. Şimdi kurşunu bağlama için veya pır döndüğü klipsi bağlamak için ama klips yaka ama kurşun yaka için bir göz yapalım. Bu çift kattan oluşuyor biliyorsunuz. Burada bir dikkat edelim. İnşallah görünüyordur misinemiz. Bakın misinemizin uzunluğu arka tarafta. Biz bunu iki kat yaptıktan sonra bir de iki katı bir daha katlıyoruz. Dört kat elde ediyoruz. Bu klasik bağlama sistemimiz. Şurası önemli. Burası illa sıfırında olsun biliyorsunuz. Burada şunu şöyle bir sefer tur atıp çingene düğümü dediğimiz düğümü attıktan sonra bunu bir daha doluyoruz. İki defa doladığımızda düğüm bizim beden misinemizdeki kalan ana hattı kesmemiş oluyor. İki defa işten geçiriyoruz. Şu an tamam. Misinemizi fazla sıkmıyoruz, germiyoruz. Eğer sıkacaksak buradaki arta kalan uçlardan sıkıyoruz. Bu fazla sıkılmış olmasın kendi başına diye. Bu şekliyle ben bırakıyorum. Bazı arkadaşlar bir yumuşak düğüm daha faydalı oluyor diyor. Onu da arkasına şu şekil bir tane düğüm sıkmadan, bakın sıkmadan burada şu şekliyle görüyorsunuz. İki tane geçirdiğimiz halka bir tane de normal çiringene düğümünü arka tarafa atıyoruz ve bırakıyoruz. Bu bizim bildiğimiz klasik takım. Buradan bunu kur döndüğümüze geçiriyoruz. Kur döndüğümüzden kurşunumuzu da atlatıyoruz. Bizim kurşun yakamız tamam. Yukarıda klips yakamız da aynı. Bakın salgı önemli dedik. Salgı pır döndünün merkezinde kaldı. Aşağıda merkezdeyiz. Kurşunda yine merkezdeyiz. Merkezler salgıyı emüfle eder. Bu bir sistem. Diğer sistemi de gösterelim. Basitten hemen temizleyelim icabında şunu. Buranın da çok önemi yok ama temizledik. Burada paraşüt ipine yakın biz ağacıların kurşun yaka ve mantar yakayı bağladıkları bir ip aldık elimize. 14 veya 15 santimden kestik. Bunu iki ucunu aşağıya misinemiz de burada görünüyordur. Bu şekilde tutuyoruz. Bakın iki uç aşağıda yani beden tarafında yukarıda da kendisi ve tek olan misinemiz. Buna çok basit. Bir tane çingene düğümü atıyoruz arkadaşlar. Çekiyoruz. Mümkün olduğunca uca getiriyoruz. Yani sıfır noktasına getirmemize gerek yok. Bu öyle oldu. Yalnız sıkmıyoruz. Bakın bir kural. Sıkmıyoruz. Sonra ikinci bir düğümü daha atıyoruz. Bakın ikinci bir düğümü daha atıyoruz. Bu iki düğüm burada kafi. Fakat ben biraz tedbiri seven bir insanım. Ben diyorum ki bunu 14-15 santim kestiysem bir hakkım daha var. Ve ben arka tarafa bir tane de garanti sibobu olarak üçüncü düğümü ikinci düğümün dibine kadar indiriyorum ki bana aşağıda mesafe kalsın burada kurşunu bağlamak için. Böyle fazla sıkmadan, bakın arkadaşlar, fazla sıkmadan bunu ne yaparsanız yapın tek beden oldu. Tek beden oldu. Bu asla size kurşunu buradan misineyi kaçırmaz. Buradan kesiyoruz şu fazlalık misinemizi. Ne oldu? Kurşun yaka veyahut da yukarıdaki yaptığınız klips yaka burada hazır. Biz kurşunumuzu buraya takacağız. Ben böyle kullanıyorum. Özellikle ileri atım zorlayıcı hallerde çok randıman veriyor. Asla kurşun koparma pozisyonu olmuyor. Bakın bir tane ilmek oldu. İsterseniz bir daha tekrar edelim.
Sökümü de kolay. Buradan ucu çekiyoruz. Bakın. Gerisin geriye alıyoruz. Kurşunu diyelim ki 140 gram randıman vermedi. 150 gram veyahut da falan gram takacağız. Şu şekil bakın. Delikten geçirdik. Ağızdan içeriye kurşunu saldık. Yukarıda bıraktık. Bakın her şey merkezde. Yukarıda 3 düğümümüz var. Kurşunu rahat söküp takabileceğimiz, sadece misineden klasik sistem yerine 4 kat yerine bir tane ip kullanıyoruz. Ben böyle kullanıyorum. Çok randıman aldım. Tavsiye ederim. Bekleyen arkadaşlar da bunu kullansınlar. Çok verim alınıyor. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.